Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Türk Hava Yolları hissesinde bir değerlendirmede bulunalım. Türk Hava Yolları hissemiz bildiğiniz gibi şu an için uzunca bir dönemdir düşüş kanalı içerisinde aşağı yönlü bir hareket ediyor. Bu düşüş kanalını çizmenin en basit yollarından bir tanesi regresyon trendi denilen uygulamayı kullanmak. Burada en üstten en son buma kadar bu aralığı tespit edip belirlediğinizde regresyon trendi size buradaki düzeltme trendi de diyebiliriz buna veya düşen trend bu trend içerisindeki hissenin yerini bize bildiriyor. Hisseye bu anlamda baktığımızda hisse şu an için düşen kanal trendinin orta bandında hareket etmeye çalışıyor. 2-3 gündür yatay kapatmaya çalışan hisse 10.50 üzerinde tutunma mücadelesi gösterse de bugün yaptığı bir 10.77 atağıyla hacim desteği bulamayınca tekrar başladığı yere geri dönmüş oldu. Özellikle hissenin pozitif yönde bir umut ışığı vermesi için özellikle 5 ve 10 üstsel ortalamaların üzerinde kapanışlar yapması gerekli ki bu seviyelerde yaklaşık olarak 10.72 ve 10.86'lar. Daha sonrasında hissenin yukarıdaki EM ortalamalarını da test etme mücadelesini izleyebiliriz. Şu an için baktığımızda hissenin özellikle yukarıdaki ortalamaların da aşağı yönlü baskı kurması sebebiyle hisseye yeterli miktarda alım gelmemesi hisseyi bu noktada negatif bir baskı altında tuttuğunu açıkça söyleyebiliriz. Hisseye Hull System ile kısaca bir değerlendirme yapacak olduğumuzda Hull System günlük periyotta net bir şekilde bir sat sinyali oluşturmuş arkadaşlar. Ve bu sat sinyali bugün oluşmuş. Hull sistemde günlük periyotta gelen bu sat sinyali bakalım ne kadar etkili olacak, doğru olacak. Bunu ben de merak ediyorum. Çünkü genelde Hull sistemimiz saatlik periyotta kullanıyoruz. O bölümde daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Günlük periyotta aşağıda indikatörlere de kısaca değerlendirme yapacak olduğumuzda indikatörlerin de RSI 50 hattını daha önce 2-3 defa denediğini fakat geçemeyince tekrar aşağı yönlü bir satış baskısıyla karşılaşıp şu anda 38'li seviyelere kadar geri çekildiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bizim takip ettiğimiz Wavetrend de negatif durumunu devam ettirmekte. Önümüzdeki süreçte hareketin ne yönde gidebileceğini söyleyebilmemiz için hissenin daha kısa periyotlarda saatlik hareketlerine bakmakta fayda olacağını düşünüyorum. Şu bölümde baktığımız zaman dünkü al sinyali oluşturan Hull sistemde hissenin daha aşağılara gitmemesi için Hull 100 desteğinin üzerinde durması gerektiği Hull 100 üzerinde kalması gerekiyordu. Fakat burada Hull 100 desteğinin de kendisini tutamamasıyla birlikte tekrar Hull 50 desteğine kadar hissenin çekildiğini, Hull 14 ve 100 kesişimi neredeyse gerçekleşmiş saatlik periyotta ve hacimlerde burada gördüğünüz gibi ortalamanın üzerinde gelen hacimlerle beraber satış baskısı artmış gözüküyor. Hissenin en altta bulunan 10.39 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşama ihtimali mümkün. 10.42 hatta ikili dip olarak değerlendirebiliriz. Bu noktada RSI'nin de negatif olarak ayrıştığını görüyoruz. Özellikle RSI'nin 30 bandına paralel yataya doğru bir eğilim göstermesi. Wavetrend'in de sat konumunda ilerlemesi hisse için bunlar tabii ki maalesef negatif etki yaratıyor. Hissenin eğer 10.51 üzerinde tutunabilirse, hisse tekrar buradan yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebilirse
hisse için tabii ki güzel olur. Umarım buradan yapabileceği bir atakla öncelikle 10.63 seviyesinin hemen bir üzerine çıkıp buralarda kalıcı olmasını temenni ediyorum. Bizim bu noktada yine bakmayı tercih ettiğimiz, her zaman içinde takip ettiğimiz saatlik periyotta RSI 50 üzerindeki RSI 50 üzerine atması ve hisse fiyatının da EMA 55 üzerine atması pozitif bir görünüm oluşturur hisse için. Şu an için hisse de böyle bir görüntü olarak ikili dibe yakın bir görüntü oluşmuş durumda. Burayı da çizgiyle ifade edecek olursak, hemen bir yatay ışın şu bölgeye koyabiliriz. Oldukça fazla temas var şu alanda, bakın. Yani hissenin 10.47 defalarca test edilmiş bir alanı. Burada bir ilk başta bir ihlal söz konusu. En düşük gördüğü seviye 10.42. Hisse burada bir ikili dip oluşumu ile tekrar yukarı yönlü dönüp ilk başta bahsettiğimiz gibi EMA 10 üzerine atıp burada kalıcılığı sağlayıp daha sonrasında EMA 55'i test etmek ve üzerinde kalma koşullarını gerçekleştirebilirse buradan yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Umarım bu hareketlerin devamını pozitif olarak getirir, yatırımcısını sevindirir diye ümit ediyoruz. Pivot değerleri anlamında hisseye bir bakacak olursak, haftalık pivot değerlerinin oldukça altına sarkan hisse fiyatı 2 ve 3. destek seviyesi de arasında kaldı diyelim. Yani aşağıda 3. destek seviyesi olan haftalık pivot değeri 10.29, 10.28'lerde. Şu an için baktığımızda bugün bir 10.63 üstüne attı ama kalıcı olamadı. Tekrar geldi burada demin bahsettiğimiz ikili dip tarzı bir oluşum gerçekleştirdi. Bu noktada hemen tekrar pivot değerlerinde aylık pivot durumunu da bir görmekte fayda var. Sadece buna bakmayalım. Gördüğünüz gibi bakın aylık pivot değeri 10.78'i hisse senedimiz gelmiş. Bugün aşağı yukarı bir test yapmış. Yani bugün gördüğü en yüksek seviye kaç bilmiyorum ama 10.77'ymiş. Burada gelmiş 10.77'yi bir test etmiş. Daha sonrasında kıramayınca, yeterince güçlü hacimlerle bu noktayı aşamayınca tekrar aşağı doğru bir sarkma gerçekleştirmiş. Bu noktada artık sert satışlar gelmeden özellikle yani bu noktadaki demin bahsettiğimiz ikili dip noktasını aşağı kırmadan yukarı dönmeli, yoksa aşağı doğru biraz önce bahsettiğim gibi daha sert satışlarla karşılaşabilir hisse senedi. Özellikle saatlikte indikatörlerin dibe yakın olması hisse için belki bir avantaj, yukarı yönlü tekrar tepki verebilme avantajı, en azından bir ikili dip tepkisi verebileceğini düşünüyorum ben. Umarım bu şekilde yarın bir tepkisel hareket göstererek aylık pivot değerlerinin üzerine atabilir. Bu noktada hemen pivot değerinde günlük pivot değerlerinin de altında bir kapanış yaptığını belirtelim. Bakın burada günlük pivot değerlerimiz de çok güzel çalışmış. Alttaki birinci destek seviyesi olan 10.50'nin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kapanış itibariyle. Sıralı sıkışma alanındaki fiyat rakamları ise 10.58, 10.61, 10.65. Hisse fiyatının buraların üstünde kapatması gerekiyor ki pozitif bir etki oluşsun. Evet arkadaşlar, yani Türk Hava Yolları'nda daha detaylı bakabileceğimiz ne var diye düşünürsek, şu genel görünümde bir Fibonacci ile birlikte bir bakılabilir. Yani hangi kademede ne tepkileri alıyor, ne tepkiler veriyor. Belki oradan bir şeyler
yakalanabilir. Destek amaçlı, yani hissenin nerelerde destek bulup nerelerde dirençle karşılaşacağı anlamında bakmak istersek, hemen karşımıza Fibonacci düzeltme seviyeleri veya trend temelli Fibonacci de çekebiliriz. Dipten üste, buradan da ikinci dibe çektiğimiz Fibonacci bize destek ve direnç seviyelerini günlük periyotta gösterecektir. Bunu saatlik periyotta daha kısada da çekebiliriz. Biraz sonra onu da çekeriz. Şu an için gördüğünüz gibi arkadaşlar Fibonacci trend temelli direnç seviyeleri, ilk seviyesi 11.75 gözüküyor hisse senedinde. Günlük periyotta çektiğimiz Fibonacci'de bunu kapatıp saatlikte bir önceki zirvesinden hemen çekeceğimiz Fibonacci bize durumu daha net verir. Bakın arkadaşlar, şu şekilde hemen Fibonacci'yi benzer şekilde birinci dipten birinci zirvesine, oradan ikinci dip seviyesine çektiğimiz Fibonacci seviyesi bize önümüzdeki süreçte destek ve direnç olarak nerelerin çalıştığını gösterecektir. Bu noktada artık karşımızda 10.98 gibi daha önce aşağı yönlü kırılması güç çok iyi çalışan bir destek kırılmış. 10.42'ye kadar bir sarkma gerçekleşmiş. Şimdi buradan yukarı bu 10.98 hattını kırmakta zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü defalarca destek olarak çalışmış bir alan, tekrarında yukarı yönlü kırılması da muhtemelen zor olacaktır. Bunları göz önünde bulundurarak yatırımlarınıza ona göre bakarsınız. Sonuçta biz analiz olarak, grafiksel olarak gördüğümüzü anlatıyoruz. Kesinlikle al-sat tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Hissenin son durumu grafiksel olarak bu şekilde. Umarım herkesin faydasına olan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenir videom, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.